Hola mis amores, bienvenidos al mundo de Mary, donde os cuento noticias de los actores de Saint-Charles Capimi, que eran Bursin y Han de Erce. Hoy hay pocas noticias, ayer fue un día más movidito, pero sí que tenemos que Kerem Bursin está arrasando con el corazón de la ciudad. Es un exitazo en Divinity. Espero que nos respeten los horarios y bueno, que no es solo un día de emisión, que se emite por lo que estoy viendo a diario. Sacadme de mi error si me estoy equivocando, lo cual me alegra bastante. Esperemos ver pronto la nueva campaña de Han de Erce, porque deseando estoy. Mientras tanto, os voy a poner un vídeo que a mí, viéndolo ahora, es que me da hasta risa. Os lo digo en serio. El cómo estaban siempre encima de ellos, cómo había sospechas, cómo lo negaban todo, cómo quién seguía a quién. Y a día de hoy todavía seguimos observando quién sigue a quién. Me voy a poner al día con el corazón de la ciudad y os dejo a vosotras y vosotros con este vídeo tan entrañable. İyi akşamlar. Oo maşallah. Bütün menajerlikler. İyi akşamlar. Nasılsınız? Basın toplantımız başladı. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Güzel bir geceydi galiba. Büyük bir toplantı vardı. Kaldı işte, kaldı. Neydi, çok özür dilerim. Çekimimiz vardı. Duyamıyordum. Yok, kornalar çok ya. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Biraz bahseder misiniz? Çalışıyoruz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Beraber aşk dedikoduları çıktığı zaman beraber gözükmediniz. Direkt ona mı gidiyoruz? Eğitimden dolayı mı acaba? Eğitimden düşmeye başladı. Eğitimlerine karar aldınız. Beraber çıktık arkadaşlar. Beraber görüntü verme kararı almadık. Aşk dedikodu döneminde çıkmadınız. Beraber görüntü vermediniz. Çok çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Öyle bir baktığınızda kesmiyor. Şu anda da çalıştığınız bir arada. Ratinglerde ama biraz bir düşüş var. Ana dizilerde sezona başlayınca. Neler olacak? Bir final kararı yok galiba. Hayır, her şey çok güzel. Yolunda her şey. Biz de devam ediyor. Kerem Bey'in annesi de sizi takip ediyor. Oradan görüyoruz. Tamam, girebilirsiniz. Ama çok şey ani geldi. Sağ olduk. Birkaç hafta önce ailem takip ediyor. Seti ziyaret, aynen ziyaret ediyorlar. Kerem Bey, çok güzel bir açıklamanız vardı. Birçok da destek aldı. Ben her sabah uyandığımda yakışıklı mıyım diye kendime bakmıyorum. İşimi ne kadar güzel yapabilirim diye. Bunu önce Hande Hanım'a sormak istiyorum. Hande Hanım, işiyle alakalı siz ne yorum yaparsınız? İşiyle alakalı, işinde ne kadar iyi bir sizce? Yani çalıştığımda çok mutlu oldum. Çalışmaktan çok keyif aldım. Ben çok mutluyum yani. Bunu bana soruyorsa çok mutluyum ona çalıştığımda. Güzel eleştirilerden bir starı kendini bu şekilde değerlendirmesi star olduğunu gösterir dedi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında yaptığınız açıklamaları, gelen eleştirilere? Yani eleştirileri bilmiyorum ama yani açıkçası o röportajda ne hissettiğimi ve nasıl düşündüğümü paylaştım. Peki sizin için bir jön ne ifade eder? Bir jönün nasıl karakter? Yani açıkçası bilmiyorum. Yani bir jönün tam olarak ne olduğunu da bilmiyorum. Yani bir oyuncuyu tanımlayabilirim ama bir jön yani bilmiyorum. Yani işimiz oyunculuk burada. Kendinizi ne olarak tanımlıyorsunuz peki? Yani bir oyun. Abi bize yapın. Bana şöyle açar. Peki şunu soralım. İddiaları sor. Şunu soralım. Türkiye'nin gündeminde biliyorsunuz bir yas var. Evet. Hala kurtarılmayı bekleyen canlar var. Aynı zamanda şu da var. Türkiye'de bir kısımda eğlencede hala virüs dinlemiyorlar. Bakıldığı zaman hani yas durum var. Bunu da dinlemeyen insanlar var. Bu konu hakkında ne söylemek ister? Türkiye'de bu anlamda bir yozlaşma mı yaşıyor? İşte önceki gün bakılırsa bir Cadılar Bayramı kutlaması vardı. Hı-hı. Ne söylemek Farklı istersiniz? Üzücü. Yani üzücü. İnsanların daha fazla yani duyarlı olması lazım. Aynı zamanda yani bir pandemi döneminde yani partilerin kesilmesi lazım. İnsanların maskelerini takması lazım. Bu olayı yani bizim hep birlikte kontrol altına almamız lazım.
Hande Hanım, siz neler söylüyorsunuz? Yani ben de tabii ki üzücü buluyorum. İnsanlar kendi hayatlarına saygı duymak lazım tabii ki. Böyle ama bir zamanda eğlenilmesi. Böyle bir yaz, evet. Ya böyle bir şey varken hepimizin içi parçalanıyor. Yani keşke daha duyarlı olsak. Peki o zaman size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Karşıdayız. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geç oldu. Tam karşıdayız. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Teşekkürler. Ablam sana karşıyı vermedi. Vermedi kanka. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş gelmiş Uzay. 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 Ya. İyi ki doğdun Uzay. İyi ki doğdun Uzay. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Fotoğraf paylaştınız kar üstünde köpeklerinizle. Ya çok güzel yağmadı ama bizim benim köpeklerim de çok seviyorlar. Aynen. Beraber eğlendik. Bir önceki fotoğrafı da sildiniz sanıyorum. O hani dekolteli diye mi tepki gelir diye mi? Yok hiç öyle bir tepkiden değil de o yanlışlıkla konmuş bir fotoğrafta. Yanlış yere koydum deyip bir an önce sildim sonra da ya, yayınlanmış yani. Nasıl olsa en azından bir netlik kazansın. Sürekli Kerem Bey'le aşk dedikoduları yazılıyor. Dün akşam da hatta. Ekipte arkadaşlarımızdan başkalarıyla konuştuk. Hatta şöyle bir çok konuştuk. İnsan, teşekkür ederim. Var başka bir şey? Şöyle bir hani diziyi gündemde tutmak için hani olur mu öyle şey ya? Duyar tepkini yapılıyor diye. Hiç olur mu öyle şey? Biz gayet çalışıyoruz, eğleniyoruz. Bir şey tabii lütfen. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hadi arayacağım. Teşekkür ederim.